için her zaman geleceğe... Gelin bakayım, karargah veriyor. Alemdiniz geldi. Koş, koş. Uygun adımla geliyor yo. Gelin bakayım. Hadi koş. Geç kalan az kalır, ben karışmam. Koş bakayım. Gelin toplanın şu deli adamın başına. Hay. Gelin Adana'ya gidiyor. O sandık bu. Hay. Karıştırma işi, sen kuşları yemler yemler. Oldu mu? Yok, haber olmadı hiç. Görüşürüz. Ben çık diyecek. Gelin korman, gelin. Ay. Gelin bakayım. Burada aynı altına girsin mi? Abi boşver. Gelin bakayım. Gelin, yemeğimiz hazır, gelin. Gelin bakayım. Kalan kalır, gelin. Bunlar şey biliyorlar. Gelin bakayım. Kuşlar daha az. Tarihi süreç içerisinde ecdadımızın kurmuş olduğu pek çok alanda pek çok farklı vakıf vardır. Bunlardan birkaç tanesini örnekleyecek olursak, örneğin sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf, güvercinhane yaptıran vakıf, leylekleri koruyan vakıf, hayvan ve toplumu ıslah eden vakıf adı altında çeşitli vakıflar kurulmuş. Hayvanlara, ihtiyaç sahiplerine hani pek çok alanda hizmet veren vakıflar kurulmuştur. Ulu Cami'deki vakıfla ilgili ilk kayıtta 13. yüzyılın önemli seyyahlarından ve coğrafyacılarından Zekeriya Kazvinli'nin Asarül Bilat ve Ahbarül İbat isimli eserinde geçmektedir. Yeryüzü şekilleri, iklim çeşitleri, topluluklar hakkında çeşitli bilgilerin, bölgelerdeki canlı cansız varlıkların özelliklerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı bu eserde 13. yüzyılda Ulu Cami'de kuşlara yem vakfı adına bir vakıf kurulduğu ve bir vakfiyenin düzenlendiği bilgisi yer almaktadır. Sivas'ın önemli halk bilimcilerinden Müjger Üşen hanımefendi de bu konuyu bugünlere aktarmış, bu bilginin bugünlere taşınmasını sağlamıştır. Yine ülkemizin önemli kültür tarihçilerinden Süheyl Ünver de Kırk Ambar isimli eserinden tarihte Ulu Cami'de böyle bir vakıf olduğundan, böyle bir vakfiyenin düzenlendiğinden ve özellikle kışın sert ve çetin geçtiği Sivas'ta kuşların, güvercinlerin yemsiz kalma durumlarından ötürü kurulan bu vakıfla kuşların besin ihtiyacının karşılandığı vakıf sisteminden bahseder. Vakfın akarlarından gelen kaynaklarla kuşlara yem alınır ve kuşlar yemlenir. Bugün de bu gelenek hala devam ettiriliyor. En az 800 yıllık olan bu gelenek hayır sahiplerinin, yardımsever insanların, cami cemaatinin destek ve çabalarıyla sürdürülmeye devam ediyor. İlk geldim o rahmetli Ayak diye Süleyman dedemin oturduğu yerin yakınındaki çama bir koşam serçelere yem attım. Serçeler abi Şerif dedemin müritlerini başıma topladı. Yani 800 yıldır evvel Ulu Cami'nin çatısında Şerif dedem kuşları yemliyormuş. Ondan sonra bir adam tutmuş. Ondan sonra Allah'ın rahmetine kavuşmuşlar. Ondan sonra bu deladan başlamış. 16 yıldır yemliyorum. Bismillah. Dert oranın derdi. Ali amca garip bir insan, çok merhametli. Yaklaşık 15-16 yıldır hep Ulu Cami'ye gelir. Sivas'ımızın manevi büyüklerinden İhramcızade Hazretleri'nin türbesini temizler. Ulu Cami'nin temizliğiyle ilgilenir. Başka bir Sivas'ın zatlarından Süleyman emmi vardı, Hayhak dede. Ona çok hizmet ederdi. Onlar vefat edince kuşlar da tabii burada sonradan kuşlar oluşmaya başladı.
Çok eskisinden varmış zaten duyduğumuza göre. Böyle sabahları geliyor, her sabah kuşları yemliyor. Ulu caminin etrafını temizliyor, sağa solu yıkıyor, gidiyor. Garip bir Müslüman.